Evet, merhaba çocuklar. Biliyorsunuz ki geçenki videolarımızda basit elektrik devrelerini öğrenmiştik ve onunla ilgili sorular çözmüştük. Şimdi kısa bir tekrarını yapmak istiyorum. Devre elemanları ve görevlerini bir hatırlayalım önce. Devre elemanları nelerdi? Pil, ampul, anahtar, iletken, tel yani kablo ve duy. Pil neydi? Devremizin elektrik enerjisini sağlıyordu. Pozitif ve negatif olmak üzere iki ucu vardı. Ampul, pilden gelen elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürüyordu. Anahtar da devrenin kontrol elemanı arkadaşlar. Kontrol ediyor. Elektrikli aletlerin açma kapama düğmeleri birer anahtar mesela evlerimizde bulunanlar. İletken tel yani kablo devre elemanlarını birbirine bağlıyor çocuklar. Elektrik iletimini sağlıyor. Kablonun kopuk olması anında o iletimi durduruyordu. Duy neydi? Ampulün yerleştirildiği yer. Ampulün duya tam yerleştirilmesi çok önemliydi çocuklar. Hemen bu bir pil yuvası. Pili pil yatağı da deniyordu hatırlarsanız. Pili onun içine yerleştiriyoruz. Aynı burada olduğu gibi. Duy. Ampul düğün içine yerleşiyordu. Ve anahtarımız. Ve kabloyla hepsi birbirine bağlanıyordu. İletken telimiz. Şimdi çocuklar, eğer ki bir devrede anahtar açıksa orada ampul yanmaz. Neden? Çünkü anahtar açık olduğu zaman tehlikeli durum gibi algılıyordu demiştik hatırlarsanız. Akım geçmesi için anahtarın kapalı olması gerekiyor. O halde özetlemek gerekirse aynı balonun içinde yazdığı gibi anahtar açıksa açık devre, kapalıysa kapalı devre diyoruz. Ve açık devre olduğunda hata veriyor ve ampul yanmıyor. Çünkü akım geçmiyor. Ama kapalı devrede kapalı olduğu için tehlikeli bir şey yok demek ki ve bu sayede ampulümüz yanıyordu. Devre anahtarın görevi bir elektrik devresinde elektrik anahtar sayesinde kontrol altına alınıyordu. Devreden elektriğin geçmesi ya da kesilmesi anahtarlarla sağlanıyor çocuklar. Gördüğünüz gibi anahtarın açma kapama düğmesi var. Eğer açıksa iletkenlik duruyor, kapalıysa başlıyordu. Şimdi ışıkları yakmak, radyoyu, televizyonu, bilgisayarı açmak, bütün düğmeleri açmak için bir düğmeye basıyoruz, değil mi çocuklar? İşte bu düğme bizim elektrik devremiz içindir. Yani elektrik devresindeki akımı başlatır. Anahtar görevindedir yani. Şimdi bazı devrelerde sorularda da gördük. Ampul yanmıyor çocuklar. Nedenleri neymiş bir bakalım. Yine kabloyla birbirine bağlandı gördüğünüz gibi. Birçok nedeni var. Hemen inceleyelim çocuklar. Pil ya da piller ters yerleştirilmiş olabilir çocuklar. Artı kutup yerine eksi kutup yerine artı gelmiş olabilir. Anahtar açık olabilir çünkü kapalı olması gerekiyor anahtarın. Ampul bozuk olabilir. Ampul duya tam yerleştirilmemiş olabilir az önce söylediğimiz gibi. Devre elemanları doğru bağlanmamış olabilir. Ve kablo kopuk olabilir aynı zamanda bunu da unutmuyoruz. Ve çocuklar ampulün gücüyle pilin gücü birbirine aynı ya da yakın olmalıydı. Olmadığı durumlarda biliyorsunuz ki ampul yanmıyordu. Hemen bakalım nasıl gibi durumlarda yanmıyordu. Ampulün değeri pilin değerinden büyükse ampul ışık vermiyor ya da az ışık veriyor çocuklar. Ama ampulün değeri pilin değerinden küçükse ampul patlıyor ve hiç ışık vermiyordu. Şimdi ampul duy olmasaydı devreye nasıl bağlanırdı? Ampul duy olmadan devreye bağlanması için şu gelen iki ucu görüyorsunuz çocuklar. Birini kıvrımlı metal kısma, diğerini de çıkıntı olan uca. Bakın oklarla gösteriyor. O kısma bağlanacak duy olmadığı zamanda. Hemen bir soru var bakalım.
İçindeki telin uzunluğu daha fazla olan ampuller daha güçlü ışık verir. Yukarıdaki olayın nedeni aşağıdaki şıklardan hangisine doğru verilmiştir? Hemen inceleyelim. A. Telin boyu arttıkça ampulün gücünün artması. B. Telin boyu arttıkça teldeki elektriğin gücünün artması. C. Telin boyunun uzaması ile ampulün ısınmasının önlenmesi. D. Tel uzadıkça ampulün enerjisinin azalması. Şimdi çocuklar, telin boyu arttıkça teldeki elektriğin gücü daha da artıyor. Aynı yukarıdaki söylediği gibi. Çünkü o telin uzunluğu daha çok dolanıyor birbirine ve uzamış oluyor. Böylece elektriğin gücünü daha da arttırmış oluyor. Hemen bakalım. Sefa bağlantı kablolarından birini pilin artı, diğerini eksi kutbuna temas ettirdikten sonra kabloların diğer uçlarını da büyük bir ampule doğru olarak bağlıyor. Ancak ampul ışık vermiyor. Ampulün ışık vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen inceleyelim. Kabloların her iki kutba da temas ettirilmesi, pilin gücünün fazla olması, ampule elektriğin ulaşması, pilin gücünün ampulü yakmaya yetmemesi. Evet çocuklar, pilin gücünü ampulü yakmaya yetmemesi. Ne demiştik? Pil ile ampulün gücü birbirine hemen hemen yakın olmak zorunda. Yoksa yanmayabilir. Hemen buraya bakalım. Yukarıda verilenlerden hangi numaralı olanlar elektrik üretemez çocuklar? İletken tel, duy, güneş pili, dinamo, akü. Şimdi bakıyoruz. İletken tel benim kablomdur. Elektriği iletir, üretmez. Bu durumda şıklarda kesinlikle birin olacağını söyleyebiliriz. Daha sonra duy ampulün içindeki elektriği ileten bir devre elemanı çocuklar. Yani üreten ampuldür, duy değildir. Güneş pili, dinamo ve akü elektrik üretir ama 1 ve 3 elektrik üretmez çocuklar. Hemen buraya bakalım. Yukarıdaki devre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi anahtar açık çocuklar, gördüğünüz gibi. Anahtar açıksa kapalı devredir mi diyorduk? Açık devredir mi diyorduk? Hemen bir düşünelim. Diğer şıkları okuyoruz öncelikle. Siz de düşünün. B. Anahtar açıktır. C. Tellerde akım yoktur. D. Ampul ışık vermez. Evet çocuklar. Eğer ki anahtarımız açıksa açık devredir diyorduk. Anahtar açıktır. B doğru. C şıkkında tellerde akım yoktur. Evet, çünkü anahtar açık olduğunda tellerde akım yoktur. Ampul ışık vermez. Ama A şıkkı yanlış, çünkü bu bir, dediğim gibi, açık devredir çocuklar. Yukarıdakilerden hangisi basit bir devre elemanlarından biri değildir? Hemen bakalım. İletken tel, ampul, mıknatıs, anahtar. Anahtar, ampul, iletken teli biliyorduk. Fakat mıknatıs devre elemanlarında hiç öğrenmemiştik çocuklar, bildiğiniz üzere. Hemen buraya bakalım. Yukarıdaki devrelerden hangisinde ampul ışık verir? Şimdi ilk birinciye bakıyorum. Pil eksi kutbundan çıkmış, yine eksi kutbuna bağlanmış. İkiye bakıyorum, eksi kutbundan çıkmış, alt kısma bağlanmış. Üçüncüye bakıyorum, ortadan bir yerden çıkmış, yine altta bir yere bağlanmış. Dörde bakıyorum, eksiden çıkmış, artıya bağlanmış. Çocuklar, her iki kutupta da olmalı. Bir kutuptan çıkıp diğer kutuba mutlaka bağlanmalı. Tek kutuplu o ampul yanmaz, ışık vermezdi. Cevabımız D şıkkı. Hemen buraya da bakalım. Elektrikle çalışan bir cihazı çalıştırmak için düğmesine bastığınızda yukarıdakilerin meydana gelme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Hemen siz de bakın çocuklar. Cihaz çalışmaya başlar. Tellerden elektrik geçer. Devre tamamlanır. Anahtar kapanır. Evet, şimdi düşünüyoruz öncelikle. Hemen bakalım. Öncelikle nasıl olması gerekiyor? Bir cihaz çalışması için anahtar açıksa anahtarın kapanmış olması gerekiyor çocuklar. Yoksa hiç o elektrik akımı iletilmiyordu bildiğiniz üzere. Daha sonra devre tamamlanmış oluyor. Çünkü belirli akımlar iletilmiş oluyordu. Tellerden elektrik geçiyor. Daha sonra da cihaz çalışmaya başlıyordu çocuklar.
Hemen 8. soruya bakalım. Levent basit bir elektrik devresi oluşturmuş ancak devrede ampulün ışık vermediğini gözlemlemiştir. Oğuz'un oluşturmuş olduğu devrede ampulün ışık vermeme nedeni hangisi olabilir? Hemen bakıyorum. Pilin tükenmesi, pilin yatağına yanlış yerleştirilmesi, anahtarın kapalı olması. Öncelikle anahtar kapalı olacaktı. Bunu her zaman bilmemiz gerekiyordu çocuklar. Üçün oldukları olmayacak. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Pil bitmiş olabilir.